Bugün ne yapacağız? Bugün güneş paneliyle şarj olan bir power bank yapacağız. Bunun için pillerimiz burada. Laptop bataryasından söktük. Bir adet kutu bulduk. Güneş panelimiz 5 volt 1 watt gücünde veriyor akımını. Evet, bunlarla oluşan bir de BİM'de satılan ucuz 20 liralık power bank aldık. Bunun çıkışlarını kullanacağız. Işığını kullanacağız. Buraya monte edeceğiz. Güzel bir video olacak. Hadi başlayalım. Bizim tarzımız. Pillerin üzerindeki şu numaraları internetten arattırdığımızda data sheetleri çıkıyor. O sheetten baktığımızda bu piller 3200 mAh tanesi. 80 Türk lirası civarında. Bunlar 2100 mAh, 2080 mAh civarında. Şunları bulamadık. Bunları kaldıracağız. Bunlar 4 tane, bunlar 5 tane olduğu için bunları kullanacağım. 5 adet pili kullanacağım. Hadi başlayalım. İlk önce bunları paralel bağlamamız lazım. Pilimiz 5 paralel, 5B hazır şu an. 1S 5B. Şimdi şunu açalım bakalım. Paneli sabitledim. USB çıkış ve girişlerini sabitledim. Eksi ucu bağladım. Batarya eksiye. Şimdi artı ucu da batarya artıya bağlıyorum. Evet. Şimdi sıra pillerde. Pillerden bir artı eksi çıkış alalım. Tamam, artı eksi çıkışlarımızı aldık. Şimdi ben bunu bir güzel bantlayayım. Pilin artısını board'a lehimliyorum. Güneş panelinden artı eksi uç aldık. Bunu TF4056'ya lehimledik. İn kısmı var burada biliyorsunuz. Artısını eksisini buradan verdik. Daha sonra TF46'yı yine batarya kısmına pilleri eksi ve artısını bağladık. Daha sonra bunun çıkışından da bu board'a verdik ki USB'den çıkış alabilirim. Fakat şimdi ekranda gördüğünüz o aletim olmadığı için konvertörler lazım bize. 0.9 ile 5 volt arasında değişken gelen voltajı 5 volta at çıkarıyor. Normalde bunu ona bağlamamız gerekiyor. Ondan da şuraya giriş yapmamız gerekiyor ki şarj alsın. Almadı. Bu şimdi power bank oldu. Mesela görüyorsunuz. Sadece power bank olarak kullanabiliyoruz. Ne oldu? 13.000 mAh bir power bank'imiz oldu. Yani fails. Devam edeceğiz. O aletten satın alacağız. Zaten 3 lira mı 7 lira arasında değişiyor. Onu alacağız. Daha güzel şık bir kutuyla bir sonraki ya da birkaç sonraki videoda bunu yapacağız. Şimdi böyle bir power bank'imiz oldu. Şarjda. Çıkmış.
oluyor. Buradan şarj ediyoruz powerbank'i. Buradan da telefonumuza çıkış alıyoruz. Bu kadar basit. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bir sonraki deneyimde görüşmek üzere.